Başkent Ankara'mızın uzun yıllardır en önemli eksikliklerinin başında kentlilere kulak vermeyen bir kent yönetimi geliyordu. Türkiye'nin en eğitimli, birikimli ve kültürlü kenti, kentlilerin katkısı olmadan vasata teslim olmuştu. Katılımcı bir mekanizmaya ihtiyaç bulunuyordu. Cumhuriyet'in başkentinde kutuplaştıran, ayrıştıran, birbirini dinlemeyen, ben yaptım oldu zihniyetiyle hareket edilen bir ortam söz konusuydu. Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi göreve gelir gelmez yönetim anlayışımızın üç temel unsuru olan şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilir bir yapıyı ortak akıl ile tesis etmek için harekete geçtik. Bu doğrultuda ilk olarak kenti Ankaralılarla birlikte yönetmek için Ankara Kent Konseyi'nin kurulma çağrısını yaptık. Ankaralıların kent konseyini tanımadığını, önceki kent konseyi deneyimlerinin katılımcılıktan çok uzak olduğunu biliyorduk. Ama tüm zorluklara rağmen kent konseyinin Ankara için ortak aklın oluşacağı bir platform olacağına kalpten inanıyorduk. Ankara Kent Konseyi'nin ilk genel kurulu bundan 2 yıl önce üniversiteler, teknokentler, organize sanayi bölgeleri, meslek odaları ve meslek kuruluşları, esnaf örgütleri, dernekler, vakıflar, muhtarlar, sendikaların temsilcilerinden oluşan 250 kadar kurum ve kuruluşla yapıldı. O günden sonra mevzuata göre başvuran herkesin kabul edildiği, yani davet beklemeden Ankara için söz söyleme hakkı olan ve gerçekten iyi niyetle söz söylemek isteyen herkesin, başvuran herkesin müracaatı kabul edilmiştir. Bunu bilmenizi isterim. Çünkü 250 kişiyle başlayan kuruluş tam bu anlayışla 600 tane kuruluşa ulaştı. Bugün burada 1000'in üzerinde üyesiyle toplanan Ankara Kent Konseyi artık Türkiye'nin en fazla üyesi bulunan kent konseyidir. Bu başarı kişilerin ve siyasetin değil, kentlimizin ve tüm hemşehrilerimizin ortak başarısıdır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kent Konseyi'nin bir üyesi olarak başarılarınızla gurur duyuyorum. Kent Konseyi kavramını bilmeyen, anlamayanların yersiz itirazlarının moralinizi bozmaması gerektiğini altını çizerek ifade ediyorum. Çünkü ortada tamamen gönüllülüğe dayalı inanılmaz bir değer üretimi var ve bu üretim Türkiye'nin her köşesinden büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Düşünün, 30 çalışma grubu ve 3 mecliste 2000 gönüllü ve uzman 2000 saatlik toplantı yaparak kentin pek çok sorununu tartışıyor, çözüm önerileri geliştiriyor. Tüm bu çalışmaları Ankara Kent Konseyi bütçesiz, tüzel kişiliksiz, makamsız, mevkisiz ve icra yetkisi olmadan yürütüyor. Tam bir katılımcı demokrasi danışma organı olarak belediye katkıda bulunuyor. Değerli hazunum, şu noktayı mutlaka belirtmek istiyorum. Eskiden de kent konseyi vardı, eskiden de yaptığı çalışmalar vardı. Kent konseyleri ile ilgili şu andaki mevcut yapıya göre benim bir itirazım var. İtirazım şudur, kent konseylerinin mutlaka bir yaptırımı olması lazım. Yani burada alınan kararların belediye tarafından uygulanması zorunluluğu olması lazım. Bu eksik. Neye kalıyor? Bir belediye başkanının kendi takdirine kalıyor. Son derece yanlış. Şu soruyu soruyorum. Ben birlikte yönetme arzusu olmasaydım, sizin aklınıza ihtiyacım olmasaydı bu kent konseyinin bize yaptığı önerilerin hiçbirisini belediye meclisine götüremezdim. Ben şunu biliyorum. Ankara gibi büyük bir kentin tek başıma yönetemeyeceğimi biliyorum. Sizlerin aklına ihtiyacım olduğunu biliyorum. Sizlerin yol göstermesine ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Bunun için de sizlerin bir araya gelmesini, Ankara için çalışmasını çok çok değerli buluyorum. Bundaki samimiyetimiz olmasaydı buradan alınan kararların hiçbir müeyyidesi olmadığı için
belediye meclisimizden hiçbirisi geçmeyecekti. Onun için yaptığınız çalışmalardan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yani demem o ki, 10 bin kişiyle de toplansanız, eğer belediye başkanının ortak çalışma iradesi yoksa, kent konseyinin hiçbir hükmü yoktur. Öyle mi değil mi? Dolayısıyla ben şunu beklerdim. Mevzuata takılıp itiraz edenlerin gelen davetlere icabet etmesini beklerdim. Ya da bu itirazlarını boş mazeretlerle değil, bizden önce de çağrılmadıkları zaman da her şeyde mahkemeye başvurdukları gibi burada da mahkemeye başvurmalarını beklerdim. Ve kent konseyimiz bu değerli çalışmalar nedeniyle ilk defa Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği olarak adlandırılan 65 ülkede örgütlü bir kuruluş tarafından 2020 yılının katılımcılık altın madalyası ödülünü aldı bu kent konseyi. Eminim ki kısa sürede çok daha büyük başarılara imza atacaktır. Değerli hazırım, Ankara Kent Konseyi'nin aldığı ve bugün belediye meclisimizde oy birliğiyle onaylanan çok önemli tavsiye kararları var. Bunun sonucunda Ankara Büyükşehir Belediye'mizde İklim Şube Müdürlüğü kuruldu. Türkiye'de birçok belediyede halen yok. İklim eylem planı yapılıyor. Bir yandan bisiklet eylem planı çalışmaları sürdürülürken, bir yandan da Cumhuriyetimizin 100. yılı konusunda hep birlikte ortak çalışmalar yapılıyor. Ankara Kent Konseyi'nin desteğiyle 18 yıldan sonra ilk defa belediyemiz mimarlık yarışmaları açtı. Sağlık çalışanlarına şükran ve anma mekanı yarışması tamamlandı. Ulus Modern Kültür Merkezi, cadde ve sokak tabelaları ve özgün font yarışması ise devam ediyor. Kent Konseyi'nde Mimarlık Fakültesi öğrencilerden oluşan Ankara Aks grubuyla birlikte Gençlik Parkı'na belediyemizin işçileri, malzemesi ve çocuklarımızın emeğiyle yeni nesil bir etkinlik alanı yaptık. Yine Ankara Kent Konseyi bünyesindeki engelli meclisiyle birlikte ego şoförlerimize işaret dili öğretiyoruz. Engelli sanat atölyelerinin kurulmasını hedefliyoruz. Konseyimiz tüm bunların dışında kentin paydaşları, çalışma grupları ve meclislerinde hayvan haklarından kent estetiğine, gençlikten çocuğa, kültür ve sanattan halk sağlığına, kırsal kalkınmadan semt kültürüne birçok konuda ciddi çalışmalarını sürdürüyor. Kıymetli katılımcılarım, Ankara Kent Konseyi'nde tek bir siyasi parti ve anlayıştan değil, her görüşten insanın bir araya geldiğini, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğünü biliyor ve bundan mutluluk duyuyorum. Değerli hazırım, bununla ilgili de söyleyeceğim bazı şeyler var. Kent Konseyi'ne katılan bazı gruplarla ilgili bu insanların burada ne işi var gibi sözleri de duyduk. Bizden öncekileri hep ayrımcılık yapmakla suçladık. Lütfen benden aynı şeyi yapmayı beklemeyin. Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Ben bunda kararlıyım. Ankara için söyleyecek sözü olan herkes mutlaka ve mutlaka söylemeye devam etsin. Artık kutuplaşmadan, kavga etmekten rant devşirilen dönemin sonuna gelinmiştir. Kent Konseyi bunun simgesidir. Genel kurulum pandemiye rağmen bu kalabalığı memnuniyet verici olmakla birlikte Kent Konseyi'nin hiyerarşik olmayan bir anlayışı benimsediğini, seçilecek başkan ve yürütme kurulunun sadece sekreterya görevi yapacağını, esas üstün elin bu kent için üreten el olduğunu unutmamalıyız. İşte bu sebeple asıl mücadele genel kuruldan sonra başlayacaktır. Bu kent için değer üretecek, müzakere zemini oluşturacak herkese kent konseyinin kapısı açık olmaya devam edecektir. Ve tüm bunları sağladığımızda kazanan Ankara ve Ankara'nın ortak aklı olacaktır. Bizler yarın bu makamlarda olmayabiliriz ama inşa edeceğimiz
katılımcılık kültürü gençler ve çocuklarımız için daha iyi bir dünyanın kapısını aralayacak, onlara kentin en büyük mirası olacaktır. Ankara'nın şanlı bir tarihi, özgün değerleri, kendi kültürü vardır. Geriye bir tek geleceğine dair başarı hikayesini yazması kalmıştır. O başarı hikayesini ise kentimiz ve kentimiz hep birlikte ortak akıl ile yazacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar Ankara'mıza kattığınız tüm değerler ve yaptığınız tüm çalışmalar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ankara Kent Konseyi'nin genel kurulunun hayırlı olmasını diliyor. Bu değerli ortamda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bir kez daha paylaşıyorum. Başarısı uluslararası alanda dahi tescil edilen Ankara Kent Konseyi'ne yeni dönemde de başarı dileklerimi iletiyor. Tüm katılımcılara ve genel kurulu takip eden herkese enişten sevgi ve saygılarımı sunarken son olarak bundan sonraki Kent Konseyi'nin yaptığı çalışmalarda alacakları kararları emir telakki edeceğimizi ve ilk seferde ve bize müracaatlarından sonra ilk seferde belediye meclisine getirip karar altına alacağımızı ifade ediyor ve burada hazır olmayan, davet edilememiş olan kim varsa bu ekranlar vasıtasıyla ve nasıl olsa bunlar basına yansıyacak o vasıtayla katkı bulunmak isteyen herkese tekrar tekrar Kent Konseyi'ndeki meclislere, gruplara katılmaya davet ediyor. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum.